Yaşamayı hak etmiyorsun sen. Nefes almayı hak etmiyorsun. Sen çocuğumun canını aldın. Ben de senin canını alacağım Topçuoğlu. Baksana. Şu an kafana sıkmıyorsam bil ki sana hala acıdığımdandır. Sakın bir daha karşıma çıkma. Sana verecek hiçbir hesabım yok. Sen o hesabı Allah'a vereceksin. Bu dünyada adalet yok. Öteki tarafta ödeyeceksin bunların hesabını. Çıkarın şunu dışarı. Yürü lan. Çek. Bırak. Çek. Çek. Yürü. Yürü. Hangi kocanı güvenerek geldin lan buraya ha? Gönder. Ertan'ı mı sen adamı? Yeter Burak. Sen karışma lan. Sen var ya o içerideki adam odu var ya. O olmasa var ya ben o iki kocandan daha büyük psikopatlıklar gösteririm sana da. Gerizekalı. Bana bak. Alın götürün lan bunu buradan. Benden size izin. Eğer bir daha buraya gelirse çekinmeden vurun. Mutlaka Davut. Bu kadını takip edin. Nereye gidiyor, ne yapıyor, nerede yaşıyor öğrenin. Eğer seyahate falan giderse söyleyin bana. Bir dakika. İsmet Baba'ya sordun mu bunu? Sormama gerek yok. Yanlış yapıyorsun Burak. Hadi binin arabaya gidin. Hadi! Bir daha sakın adamların yanına benim emirlerimi sorgulama. Sakın. Nasıl, beğendin mi yeni oteli? Gebereceksiniz lan hepiniz. Gebereceksiniz lan. Konuşma lan, yürü. Gid içeri. Bak birader, biz Ertan'ı arıyoruz. Onun yerine bize ya sen söyleyeceksin ya da abin. Bizi fazla uğraştırma hadi. Boşuna uğraşmayın.
Bilmiyorum Ertan'ın yerini. Kerseyt biliyor mu? İnşallah abinin numarasını ezbere biliyorsundur. Ara hadi. Aramayacağım lan kimseyi. Ne abimi satarım ne Ertan'ı. Bak koçum. Paranın satın alamayacağı kimse yoktur. Ama sorun şu ki biz senin bedelini parayla ödemeyeceğiz. Ve çok şükür şu vakte kadar borçlu kaldığımız bir Allah evladı. Abla, bir araç sizi aldığım yerden beri bizi takip ediyor. Hemen arkamızda. Tanıyor musunuz? İsmet Baba'yı arasak mı? Neden? Fatih'i duymadın. İsmet Baba'nın haberi bile yok kadını takip ettiğimizde. Oğlum ararsak oğlunu şikayet etmiş gibi olacağız. Burak'ın verdiği emirleri mi sorguluyorsunuz derse ne diyeceğiz? Boş ver. Dolandı bu da ha. Ulan karıya bak, ne kadar düşmanımız varsa hepsinin karısı olmuş iyi mi? Şu Allah'ın işine bak ya. O değil de Ertan bunu hamile bırakmış mıdır? Olabilir. İster misin doğurduğu pişte babası gibi serası uyuz olsun? Hayda. Otelde mi kalıyor lan bu? Neden önlemimizde otoparka girdi? Birlikte Serhat'la buluşacaktır. Kaçıncı kat en azından onu öğrenelim. Yürü. Sahiplerinizle uğraşmaktan size sıra gelmedi be! Geber! Serhat! Yapma! Yapma!
Hadi gel. Tamam geçti gel. Hemen gitmemiz lazım buradan. Alo. Ne yaptınız, takip ettiniz mi karıyı? O burada. Ama seninkiler eşek cennetine gitti. Serhat, sen misin lan şerefsiz? Ulan bana bak. Babana söyle. Onun hayatını bir kere bağışladım, bir daha bağışlamam. Ulan gerizekalı, sen o salak karına sahip çık önce. Hadi lan. Geldi burada babama silah. Alo. Topçuğunla niye gittin Nurgül? Yani bu adamları ne zannediyorsun sen? Azarlayıp hakkından gelebileceğin çocuklar mı? Oraya Topçuğunu öldürmek için gittim. Bunun için beni suçlayamazsın. Nurgül, ya takip edildiğini anlamayıp beni aramasaydın? Ha? Elimizi bulacaklardı. Başta kendi hayatım olmak üzere hepimizin hayatını tehlikeye attın. Ne yapmamı istiyorsun ya? Özür mü dileyim? Bak hala anlamıyorsun değil mi? Bu bir intikam oyunu değil. Senin başa çıkamayacağın bir ölüm oyunu bu. Eğer kazanmak istiyorsan düşmanların hakkından gelene kadar yaşamak zorundasın. Yalvarırım bir daha böyle bir delilik yapma. Ne olur. Bak sana söz verdim. Önce Ertan'ı sonra da Topçuoğlu'nu geberteceğim. Lütfen. Bana güven artık. Efendim doktor. Serhat, ne yaptın? Buldun mu Nurgül'ü? İyi. Siz ne yaptınız? Ya biz ne yapalım işte? Belki aklı başına gelir diye bunu sallandırdık biz. Belki abisini arar diye. Bir şey söyleyeceğim. Sen elektrikli testereyi aldın mı? Testere mi? Ne testeresi lan? Oğlum anlasana lan işte. Aldım he aldım. İyi tamam. Biz bekliyoruz o zaman. Ne yapmış? Almış mı testereyi? Almış. Geliyor. Duydun mu lan? Duydun mu lan deniyor. O testere gelsin, senin şu kollarını kıtır kıtır kesip önünü atmazsam adam değilim lan. Dayı, iki dakika bir baksana. Valla. Oğlum şimdi ne bileyim yani, bu herifin kel saiti aramasını ben de çok istiyorum da. Yani ne bileyim, kolunu bacağını kesmek biraz vahşice değil mi ya? Lan oğlum ben bunun gibilerini iyi tanırım ha. Bu canını yakmadan konuşmaz bunlar. Bu herif konuşmazsa şimdi sen bunun her tarafını keseceksin mi böyle? Kıtır kıtır keseceğim. Oğlum bunlar da kardeş sürüsüne bereket lan. Bunu konuşturamazsak illa birini bulur, konuştururum ben, sen merak etme. Yalnız bir şey söyleyeyim mi, Serhat bu duruma çok kızacak ha. Allah hele bir izin vermesin. Allah belamı versin, onu bile keserim ha. Bakma lan! Bak Nurgül, bana bir söz vermeni istiyorum. Yanında bizden birisi olmadan buradan ayrılmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. İyi. Hadi görüşürüz. Serhat. Efendim. Kendine dikkat et.
Onun yaptığı her şeyden sen de sorumlusun. Çocuğumun kanı senin de eline bulaştı. Katilsin sen. Gel. Baba. Davut'la Murtaza öldü. Ne? Ya Nurgül'ü takip etsinler diye yolladım. Ama... Ne diyorsun lan sen? Baba, Nurgül Serhat'la görüşür. Biz de Serhat'ın yerini öğreniriz diye düşündüm. Ki yanılmamışım da. Ama Serhat ikisini de fark etmiş. Öldürmüş. Burak, bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın lan? Baba, sen de işine gelince herkese Burak yetkilidir diyorsun. İşine gelmeyince azarlıyorsun. Ya ben bu evin nesiyim? Davut'la Murtaza en sadık adamlarımdı. Ailemize çok hizmetleri dokundu. Böyle bir şey yapmadan bana soracaktın Burak. Baba, senin de emrinde bu evde kaç kişi öldü? Davut'la Murtaza da bu evin bahçıvanı değildi sonuçta. Yaptıkları işin sonunun böyle olacağını biliyorlardı. Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun? Nasıl? Bilmem baba. Belki bu yürümü senden almışsındır. Getirdin mi? Getirdim. Getirdim de bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin sen Dadaylı şimdi? Şunun kolunu kesip önüne koyayım da bak neler oluyor. Abi yap. Tamam diyor, tamam bırak. Ya karışma lan. Ya Dadaylı, adam tamam diyor. Dadaylı. Ya ver şunu be, ver. Ya tamam, yeter diyor işte. Hadi indirin şunu. Versene şunu telefonunu. Bana bak birader. Abini arayacaksın. Bize Ertan'ın yerini söylerse ne sana ne de ona dokunmayacağım. Duydun mu lan? Duydum abi. Çözün şunun ayaklarını. Faydan uzatsana. Lan yarım saat oldu, işini bitiremedi daha ya. Ne yapsın? Yılların avazanlığı var üstünde. Arayacağım seni. Her zaman canım. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Şimdi cezaevinden çıktım, anladım. Abi, Rıza arıyor. Görüşmedim. Aç bakayım. Alo, neredesin oğlum sen? Kaç saat oldu, geleceğim dedin, ha? Abi, abi seninle görüşmek isteyen biri var burada abi. Ne haber lan Kelaynak? Sen kimsin lan? Serhat Akeri. Serhat Akeri mi? Bana bir şey ifade etmedi. Tanımam mı gerekiyor? Bundan sonra öyle. Bana bak. Kardeşin elimde. Ve yanımda onu testereyle ikiye bölmek isteyen bir manyak var. Ne oluyor lan? Ha? Olan şu, sen bize Ertan'ın yerini söyleyeceksin, ben de kardeşini bu manyağın elinden kurtaracağım. Ertan kim ya? Seni cezaevinden kaçırıp milletin başına musallat eden Ertan, kim olacak? Sen canına musallın lan. He?
Neredesin lan sen? Adresini ver. Adresini ver lan! Dert etme, dert etme. Ertan'ı geberteyim, ben seni gelip bulacağım. Şimdi sana 10 dakika mühlet. 10 dakika içinde bizi arayıp Ertan'ın yerini söyledin. Söyledin. Söylemedin. Kardeşinin kafasını keserim. Dükkanına yollarım, oradan alırsın. Alo. Alo. Kim lan bu Serhat Akali? Polis abi bu. Yani eskiden öyleydi. Bu Topçuoğlu'nun oğlu Murat vardı ya. Onu bu öldürdü abi. Çok sakat. Allah Allah. Abi sen içerideyken bu herifin kellesine 10 milyon ödül koymuştu Topçuoğlu. Bütün İstanbul'a dağıttı resmini. Dur, kafam karıştı. Geç şöyle otur. Anlat. Şimdi adam gibi anlat. Tek tek, sakin. Ne yaptın? İyice bağladın mı? Ayıpsın. Ulan ne rol kestin içeride ha? Ya bir ara gerçekten herifi keseceksin zannettim. Oğlum bir ara ben de harbiden yapacağım zannettim ha. Ya şimdi bu Kel Sait bize Ertan'ın yerini söyledi diyelim. Biz bu herifi ne yapacağız? Bırakacağız mı? Olmaz. Ertan'ı gebertmeden olmaz. Ya bu kelek şimdi Ertan'ı ararsa, ikisi birlik olup bize tuzak kurarlarsa ne yapacağız? Ya kardeşi bizim elimizde. Bence o riske girmez. İşte kardeşin ne kadar sevdiğine bağlı. Anladın mı? Ben ufak bir araştırma yaptım bu herif hakkında. Bayağı milletin kafasını çekiçle kırıyormuş abi. Çekiç ne lan? Oğlum benim zamanımda baltalı ilah vardı. Zagor böyle çekiyordu baltayı, beyinlerini baltayla. Lan ne Zagor be? Adam deli diyorum. Deli, manyak, manyak. Ne var oğlum? Ben de deliyim. Zoruna mı gitti lan? Aa, bak bak. Oğlum aldı şimdi bunu, testereyle kesme lan. Oğlum sen bana laf sokmadan yaşayamıyor musun lan? Ne yapayım? Benim de işte tek eğlencem sensin. Minnoş ya. Minnoş. Ya yine boş kaldınız, geyiğe başladınız ha. Yani senin anlayacağın, bu Serhat bütün mafyaya savaş açmış abi. O biciyi, hatta o Rusyalı denen herifi, hepsini bu öldürmüş. Nasıl olur ya? Biciyi, Comma'yı falan Topçuoğlu öldür dedi o sarı. Abi, bu Serhat denen heriften sırf tırsıkları için böyle konuşuyorlar bu alemde. Yok biz yaptık, biz öldürdük gibisinden. Fiyakaları bozulmasın diye. Kimmiş lan bu Serhat, bu kadar herkes tırsıyor bu lavuktan? Abi, bu herifin dediklerini yapmazsak Rıza'yı öldürecek. Sallayalım gitsin Ertan'ı. Yerini söyleyelim bence. Abi, Ertan benim de umurumda değil. Ama bir Serhat'a güvenilmez. Hem Ertan'ın yerini söylesek bile Rıza'yı salacak mı sanıyorsun? Adam manyak. Bütün mafyaya savaş açmış. Bizi niye bıraksın? Abi bence biz Rıza'yı kurtarmaya bakalım. Manyaksa manyak ulan. O ne demek? He? Benim kardeşimi tehdit ediyor. Sizin kardeşiniz tehdit ediyor. Gerizekalı mısınız lan siz? He? Ben onun beynini patlatmasam rahat edemem. Anladınız mı? Ara şunu. Galiba abin seni pek sevmiyor. Ya baksana aramadı hala. He, bak. İtiyan çomağı hazırla. Evet, kararını verdin mi Kelaynak? Verdik ulan. Ertan'ın yerini söyleyeceğiz sana. Ha, kardeş sevgisi diye buna derim ben. Poyrazköy'e gel. Kirazlıtepe yoluna gir. 2-2,5 kilometre git. Sağ tarafta Ahşap Bey'i göreceksin. Ertan orada. Umarım doğrudur Kelaynak. Yoksa kardeşin iki parça alırsın. En azından Ertan'ı bulunca haber ver de sana bulursa kardeşimizi bulalım. Alo. Alo. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya bütün herifleri üzerimize çekiyorsun. Gelirlerse gelsinler oğlum. Bizim elimiz armut toplamıyor ya. Allah Allah. Serhat buraya gelince onu burada sıkıştıracağız, iyice öttüreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa başka türlü Rıza'yı alamayız ellerinden. Abi, tek gelmez bu herif. İki tane adam varmış diye duydum. Bir tanesi de eski özel harekatçıymış.
Kim olursa olsun oğlum. Silahları alın, hazırlanın. Yalnız Serhat'ın yanında kim varsa öldürün. Serhat'a kimse dokunmayacak, anladın mı? Kalk. Halit'i sağ olsun Serhat gebertti. Turan'ı da ben geberttim. Geriye sadece bu Necati ile Selçuk kaldı. Bu ikisini de aldık mı Topçuoğlu'nun toplarını kesmişiz demektir. Bu iş sende Katerina, biliyorsun. Ne de olsa onlar Rusyalı'nın eski adamlarıydı. Yerlerini zaten biliyorum. Ama mesele o değil. Neymiş mesele? Oturup bizim gelmemizi beklemeyeceklerdir. Tedbir almışlardır. Sırrının kendilerinde olduğunu biliyorlar. Adamları korkuttun. Korkuturum da bir. Meşhur bir Türk atasözü ne demiş? Korkunun ecele faydası yoktur. Ya ölüm varsa gelip seni alacak. Kaçamazsın, tamam mı? Bu atasözündeki ölüm de ben oluyorum tabii. Şimdi bırakalım bunları da. Çabuk şu kel sayıtı ara. Bir saate buraya gelsin hemen. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Telefonu kapalı. Kapalı mı? Allah Allah. Lan bu herif hapishanede yata yata iyice tembelliğe alışmış olmasın? Neyse, biraz sonra gene ararsın, unutma. Keltoş'un söylediği yer burası. Ama Ertan'ı da arabasını göremiyorum. Ulan boşuna dememişler düşmez kalkmaz bir Allah diye. Baksana. Triplex villalardan nerelere gelmiş? Vay anam vay. Serhat planın ne? Plan bilen yok doktor. Dadaylı usulü yapacağız. O dozlama dalacağız. Ertan dahil içeride kim varsa gebertip çıkacağız. Bu iş çok uzadı. Hay ağzını yiyeyim kardeşim ya. Zaten plan program işleri beni hep daraltıyor biliyorsun. Abicim Kel Sait'in doğru söylediğini nereden bileceğiz? Oğlum hem sen demedin mi Ertan'la birlikte belki bize tuzak kuruyordur diye? Oğlum dediysem dedim, bu dalmayacağız anlamına gelmez. Abicim vallahi ben Kel Sait'in lafına inanıp öyle dalamam buraya ya. Belki içeride masum insanlar var. Haklısın. Dadaylı sen şu ağacın arkasında erkeğe yat, bizi kolla. Nazmi sen şu çardağın orada mevzilen. Ben de bir şekilde arkadan dolaşıp içeri girmeye çalışacağım. Kulaklıklarınızı takmayı unutmayın ha. Serhat, dikkat mi? Hadi Nazmi. Çetin, iyi misin? Devam Çetin, et, devam et. İyi misin?
Sait, neredesin? İşte buradasın. Kardeşim nerede lan? İt! Beni zorlama Sait. Ya kalbini kırarım ya hevesini. Lan sen artık. Dayday oğlum konuş benimle lan. Şişt. Oğlum bir şey olmayacak. Tamam bir şey olmayacak. Bırak şunları bırak hadi gidelim abime bakalım bırak. Bak. Benimle daha fazla oyun oynama. Seninle bir derdim yok. Benim derdim Ertan'la. O zaman bana bulaşmayacak. Kardeşlerime... Aslan! Kardeşini sağ görmek istiyorsan Ertan'ın yerini söyleyeceksin bana. Avcı ne var? Serhat abicim dedali vurdu. Çabuk gel. Serhat! Ne? Seni tekrar bulacağım lan Sait. Dayday, kardeşim kanamayı durdurmamız lazım. Bir şey olmayacak, tamam? Doktor. Doktor. En özel oğlum saçma sapan konuşma, ne ölmesin lan? Dayday benimle kal oğlum. Dayday, oğlum bir şey olmayacak lan, benimle kal lan. Dayday. Dayday! Abicim arabaya gitmemiz hadi, lazım. Kalkın. Hadi. Dayday. Hadi. Dayday. Hadi dayan. Hadi dayan.
Hadi oğlum. Hadi. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf. Çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.